Güneydoğu TV Haber Merkezi tarafınca hazırlanan ana haber bülteniyle yeniden karşınızdayız. Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında otomobillerden biri yan yatarken içinde bulunan 3 çocuk da hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre kaza Şanlıurfa'nın Halili ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Vedat Yeğen'in kullandığı 63T0838 plakalı otomobil ile Havat Kağan'ın kullandığı 12AB050 plakalı otomobil ve Erdal Bey'in kullandığı 63HT856 plakalı otomobil trafik ışıklarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Erdal Bey'in kullandığı otomobil yan yatarken içinde bulunan 3 çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa'da ucuzluk pazarındaki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye tarafından yan taraftaki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Şanlıurfa'dayız. Yaklaşan yangını. Çarşıda. Edinilen bilgiye göre yangın gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyübiye ilçesine bağlı Tepe mahallesindeki ucuzluk pazarında bulunan bir iş yerinde yaşandı. İş yerinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek diğer iş yerlerine sıçramadan kısa sürede söndürdü. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. ...31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Saadet Partisi'nden Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu, yerel seçim çalışmalarına ilk önce Samsat Kapı Meydanı'nda bulunan esnaf kahvesini ziyaret ederek burada bulunan işçilerle bir araya gelerek sohbet etti. Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu burada bulunan işçilerinin işlerin eskisi gibi olmadığını ve Suriyelilerin ucuz bir yevmiye ile çalıştıklarından dolayı işçiler olarak ekonomik bir şekilde bir hayli zorlandıklarını ifade etti. Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu daha sonra Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki mahalle muhtarı Ömer Çiçek ile bir süre sohbet ederek mahalledeki sorunlar ve eksiklikler üzerine konuştu. Başkan adayı Hekimoğlu daha sonra sırasıyla Bağlarbaşı ve Defteşli mahallelerinde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçim çalışmaları kapsamında destek sözü istedi. Burada bulunan esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu halkın büyük bir teveccühüyle karşılandı. Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu yapmış olduğu açıklamada şunları ifade etti. Bugün Bağlarbaşı, Devteş'te, Ahmet Yesevi bölgesinde encümenlerimizle birlikte, o bölgede yaşayan encümenlerimizle beraber kısmi olarak, lokal olarak bazı esnaflarımızı ziyaret ettik. Muhtarımızı ziyaret ettik. Halkla iç içe olarak onların sorunlarını dinledik. En büyük sorunlarının trafik sıkışıklığı, yolların bozukluğu, temizlik,
ve minimum benzeri şeyler konusunda sıkıntılarını belirtmişlerdir. Biz de onlarla hemhal olduk ve onların sorunlarına çözüm üretmek için bir ekibimizin olduğunu ve bunlara mutlaka ve mutlaka yanlarında durarak çözüm sunacağımızı bildirdik. Büyükşehir'in zaten alternatif bir çalışma yolu var, 50 metrelik yolu. O yol, ara yol alternatif olarak, paralel olarak açıldığı zaman zaten DevTeş'in de o yol sorunu büyük bir ihtimalle kalkacaktır. İnşallah biz Sayın Ceveri ile beraber Büyükşehir'de birlikte kazanırsak, gelirsek inşallah orada bu trafik sorununu çözeceğim. Ben şunu sözünü veriyorum, oradaki en büyük sorun vatandaşların, fakirlik, garibanların sorunu. Biz hep aralarında olacağız ve onların dertleriyle dertleneceğiz. Gece gündüz onlar için mücadele edeceğiz. Benim en büyük hedefim gençliğe yatırım ve fakir fukaranın yanında durmak. Bunu şimdi olduğumuz gibi inşallah encümenlerimizle, ekibimizle beraber yarın da bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projelerinden biri olan Millet Kıraathanesi'ni Şanlıurfa'da vatandaşın hizmetine sunuyor. Türkiye'nin kent merkezindeki en büyük yeşil alan olma özelliği taşıyan GAP Vadisi projesinin ikinci etabında yapımı tamamlanan Millet Kıraathanesi içinde kütüphane, okuma salonu, oturma alanları, öğrenciler için bilgisayarla ders çalışmalarına olanak sağlayacak alanlar barındırıyor. Vatandaşların komşuluk ilişkilerini geliştirmek ve geleneksel mahalle kültürünü ihya etmek adına önemli bir çalışmaya imza atan Büyükşehir Belediyesi, herkesi kucaklayacak bir şekilde yeni modern bir konsepte Millet Kıraathanesi yaptı. Vatandaşların sosyal alanda kaynaşması ve kültürel noktada bir araya gelmesini sağlayacak Millet Kıraathanesi, 28 Şubat yarın saat 13.30'da GAP Vadisi ikinci etap içinde açılacaktır. Açılışa tüm vatandaşlar davetlidir. Doğu illerinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Hakkari, Kars ve Bitlis'te yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Doğu ve Güneydoğu illerimizde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Burası Hakkari Yüksekova. İlçede dün gece başlayan ve aralıksız yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. O olumsuzluklardan biri elektrik kesintisi. Enerji hatlarının üzerine ağaç dallarının düşmesiyle Esentepe Mahallesi karanlıkta kaldı. Yardımlarına ise VEDAŞ ekipleri yetişti. Ekipler zorlu şartlara rağmen problemi çözerek mahalleyi yeniden elektriğe kavuşturdu. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ortaya seyirlik manzaralar çıktı. İlçede kar kalınlığı 15 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde ise 3 metreyi aştı. Karla mücadele ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Yağışın ise cuma gününe kadar devam edeceği belirtiliyor. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışıyla birlikte görüş mesafesi 15 metreye düştü. Sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Bitlis'te ise manzara böyle. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle her yer bembeyaz oldu. Kentte okullar bir gün süreyle tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada engelli ve hamilelerin de idari izinli olacağı belirtildi. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bahçesinde faaliyete sunulan Haliliye Belediyesi Hasta Yakınları Misafirhanesi'ni ziyaret ederek hasta yakınlarıyla görüştü. Başkan Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla hizmete sunulan Haliliye Belediyesi Hasta Yakınları Misafirhanesi, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki hasta yakınlarının sosyal alanı oldu.
Kadınlar ve erkekler için iki bölümden oluşan misafirhane, hasta yakınlarının geceyi geçirip tedavi gören hastalarını beklerken temel ihtiyaçlarını giderdikleri adres haline geldi. Başkan Fevzi Demirkol da her fırsatta misafirhaneyi ziyaret ederek hasta yakınlarıyla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Başkan Demirkol, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören hastaları bekleyen hasta yakınlarını ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Demirkol, tedavi gören tüm hastalar için şifalar diledi. Hastanesine, hastasını yatıran kardeşlerimiz, yazın sıcak günlerinde güneşte, kışın yağmurlu günlerinde de dışarıda kalmaktaydılar. Ben Halliye Belediyesi olarak 3-4 yıldır faaliyette bulunan bu misafirhanemiz sayesinde halkımız hoşça yağmurdan ıslanmadan, yaz günlerinde güneşte durmadan burada vakit geçirmektedirler. Hasta yakınları da yapılan hizmetten dolayı çok memnun olduklarını belirterek Başkan Fevzi Demirkol'a teşekkür ettiler. Teşekkürler. Ona çok çok teşekkür ediyoruz. Onun yaptığı bütün emeklere teşekkür ederiz. Biz ondan çok memnunuz. Bu misafirhaneyi bizim için, tüm halk için yaptığı için teşekkür ediyoruz. Misafirhane gerçekten herkes için iyi oldu. Daha önce misafirhane yoktu burada. Perişan oluyorduk, dışarıda kalıyorduk. Şu an gerçekten çok güzel şeyler olmuş. Urfa için iyi bir gelecek bu. Şanlıurfa'da denetimli serbestlik aile müdürlüğü ile Kızılay arasında yapılan anlaşma ile mahkum ailelerine yönelik 124 hükümlüye gıda yardımı yapıldı. Şanlıurfa Kızılay Şube Başkanlığı ve Yönetim Kurulu olarak daha önce müracaatta bulunan Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile beraber yapmış olduğumuz bir protokol sonucu 124 hükümlüye gıda yardımı yapılacaktır. Tabii ki Kızılay her şeyden önce bir iyilik kurumu, bir yardımseverlik kurumu. Sadece savaş anlarında değil, normal barış anlarında bile vatandaşlarına her türlü yardımı, hizmeti esirgemeyen bir kurum. Bu hizmetleri Şanlıurfa'da biz Cumhuriyet Başsavcılığımızla daha önce de yapmış olduğumuz bir protokol gereği denetimli serbestiyeti olan 124 hükümlüye de gıda yardımını yapmayı planladık. Bu gıda yardımı hükümlerin tabii ki onurlarını kırmadan, hiçbir şekilde onları rencide etmeden ihtiyaçları olduğu için Ankara Kızılay Genel Başkanlığımızın vermiş olduğu bu gıda yardımını biz Şanlıurfa Şubesi olarak dağıtmayı planladık. Bu veya buna benzer yine hizmetlerimiz devam edecektir. Sadece gıda değil, giyim konusunda, temizlik malzemeleri konusunda ve diğer konularda olsun aynı yardımlarda bulunmaya devam edeceğiz. Hilvan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Hilvan Meslek Yüksek Okulu İşbirliği ile öğrencilere sosyal medya bağımlılığı konulu konferans düzenlendi. Bir kullandığımız bir mesleği hayatımızda çıkaramama. Harran Üniversitesi Hilvan Meslek Yüksek Okulu Amfi Salonu'nda düzenlenen konferansa Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Hilvan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Hatice Şekerparmaksız, Hilvan İlçe Emniyet Müdürü Salih Köse, AK Parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. İlçe Emniyet Müdürü Salih Köse'nin konuşmacı olarak katıldığı Gençlerde Sosyal Medya Kullanımı ve Sınırları konferansında gelişen teknolojinin insanlar üzerindeki olumsuz etkileri ve genç kesimin sosyal medyaya bağımlılığı konuları ele alındı. Program öncesi konuşan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık şunları söyledi. Üniversitemizin zaman zaman belediye ile, emniyetle, ilçedeki bütün yani insanların sorunlarıyla ilgili
başka konulara, konularla ilgilenmeleri bizi memnun ediyor. Demek ki bir yerde üniversitenin olması, sadece öğrencilerin gelip orada eğitim, öğretim görmesinin dışında da üniversite, ilçede oturan insanlarla beraber genel sorunlara değinebiliyor. İnanın gençler, bu tür çalışmalar ileride size birer ışık olacak. Bunları iyi dinlemeniz lazım. Bunlara iyi, bu söylenen bütün konuşmalar sizin yararınızadır. İleride hepinizin annenize, babanıza hayırlı bir evlat, iyi bir anne, iyi bir baba olmanız için ben bu konuşmaları dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Konuyla ilgili sosyal medyada tehdit, küfür, şantaj ve cinsel tacizin suç olduğunu belirten Köse, özellikle çocukların ve genç kesimin sanal ortamda oynanan ve ciddi bağımlılık yapıp intihara kadar sürükleyen oyunlardan uzak durmamız gerekiyor diye uyarılarda bulundu. İntihara yönlendirme. Bu genelde biliyorsunuz ki son dönemlerde bir oyun çıktı piyasaya. O oyunu seyreden çocuklarımız, gençlerimiz bağır bağıra ölüm tuzağı haline gelmiştir arkadaşlar. Bununla birlikte arkadaşlar cinsel taciz. ÇUKO Birlik Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Güneş, Şanlıurfa'da bu yıl erken gelen aşırı yağışlardan dolayı pamuk çiftçisinin mağdur olduğunu belirterek, yetkililerin çiftçilere destek vermeleri gerektiğini söyledi. Bu yıl gerçekten pamuk üreticilerimiz perişan durumda. Yağışlardan dolayı pamuk üreticisinin pamukları tarlada kaldı. Pamuk üreticilerimize, çiftçilerimize bu yıl destek olmamız lazım. Bu konuda ziraat odalarının, sivil toplum örgütlerinin, milletvekillerimizin, tüm Şanlıurfa'nın, tarım şehri Şanlıurfa'nın tarım şehrimize sahip çıkmamız lazım. Üreticilerimize, çiftçilerimize sahip çıkmamız lazım. Maalesef bu konuda görüyoruz ki DSİ sulama birlikleri sulama paralarına %80 zam uyguladı. Buradan soruyorum. Hiçbir üreticinin bu yıl mağdur olan üreticiye bir darbe de deseyim. Bu %80 zam neyin nesi? Ben bu konuda DSİ Bölge Müdürü'nün açıklamasını istiyorum. Bugün üreticinin hiçbir ürününe %80 zam gelmedi. Üretici gübre fiyatları, mazot fiyatları, maalesef sulama birlikleri, biz sulama birliklerin DSİ'ye bağlandı diye çiftçiler mutlu oldu. Maalesef görüyoruz ki keşke DSİ'ye devletimize bağlı olmasaydı. Çünkü biz devlete DSİ'ye bağlı olmayan sulama birliklerinden 30 bin lira, 40 lira ödüyorduk. Bu yıl 70 lira. Aynı zamanda motor pompla sulayan sulama birlikleri 235 bin lira. Buradan soruyorum, bu parayı çiftçi kazanmıyor. 235 bin lira bir üreticiden, motor pompadan sulayan bir üreticiden bu parayı alırsanız üretici pamuk da ekmez, domates de ekmez. Bu girdilerle, bu fiyatlarla Türkiye'de tarım biter, tarım bitmiştir, tarım bitmeye gidiyor. Bu konuda gerekli müdahaleler olmazsa Türkiye'de tarımın biteceğini buradan söylemek istiyorum. Maalesef son yıllarda çiftçilerimizi sahipsiz kalmıştır. Tarım Bakanlığımızın, Sayın Milletvekillerimize, bakanlarımıza buradan sesleniyorum. Tarım ülkesi, tarım şehri Şanlıurfa'mıza sahip çıkalım. Haliliye Belediyesi vatandaşların karasinek, sivrisinek ve haşerelerden doğabilecek rahatsızlıkları yaşamamaları amacıyla lavra ve kışlık mücadelesi çalışmalarına devam ediyor. Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama birimi, karasinek, sivrisinek ve haşerelerle mücadele çalışmalarının en önemli dönemi olan larva döneminde larva ve kışlak mücadelesini aralıksız sürdürüyor.
larva ve haşere mücadelesinde ekipler 32 merkez ve 138 kırsal mahalledeki çalışmalarını planlı bir şekilde yürütüyor. 4 ekip ve 30 personel ile yürütülen çalışmalarla larva döneminde sinek popülasyonunda artışın engellenmesi hedefleniyor. Periyodik olarak sürdürülen çalışmalarda çöp konteynerleri, su birikintileri, depolar, logarlar ile yayılımın olabileceği alanlarda etkin bir ilaçlama çalışması yürütülüyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri darbe karşıtı 9 gencin idam edilmesine tepki gösterdi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Mısır'da 9 kişinin idam edilmesine tepki gösterildi. Sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Akçakale Dayanışma Platformu tarafından ortak açıklama yapıldı. Mısır'da geçtiğimiz günlerde Mısır'da katledilen 9 genç kardeşimiz için bugün burada Akçakale Dayanışma Platformu olarak toplanmış bulunuyoruz. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden, sınırın sıfır noktasından onlara buradan sesleniyoruz. Dünyayı cehenneme çeviren asrın firavunları, dünyada insanlığı ve Müslümanları hunharca katletmeye devam ediyor. İnsanların ve insanlığın susturulduğu bir dönemde Mısır cuntasının dünyanın gözü önünde suçsuz, sebepsiz, kendi düzenledikleri uyduruk belgelerle ve suçlarla hunharca idam ettiği 9 Mısırlı genç kardeşimiz bardağı taşıran son damlamız olmuştur. ABD destekli bu Mısır firavunlarının karşısında Musa olmak hem insani hem de vicdani bir sorumluluktur. Bu vahşetlere sadece dilimizle ve duamızla karşı çıkmamız maalesef üzücüdür. Tekbir! Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde organize edilen Kadınlar Türkiye Kupası basketbol maçlarına gençler yoğun ilgi gösterdi. Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde 11 Nisan kapalı spor salonunda düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası karşılaşmalarına gençler yoğun ilgi gösterdi. Botaşı ile Orman Spor arasında oynanan ilk karşılaşma öncesi karşılaşmanın oynanacağı spor salonuna gelen gençler polis kontrolünden geçtikten sonra içeri girdi. Kupada bugün saat 13'te başlayan müsabakaların ilk maçında Botaş Orman Sporu 78-58 skorla mağlup ederek yarı finale adını yazdıran ilk takım oldu. Bugünkü maç içinde eksiklerimiz olmasına rağmen bence herkes yüreğini koyup mücadele etti. Kazanamadık, sayı üretmede zorluk çektik. Karşı takım Botaş Spor Kulübü'nü kutluyorum. Kupada kalan diğer takımlara başarılar diliyorum. Avrupa Kupası'nda ilk kez katıldığınız bir organizasyonla müzesinde Avrupa Şampiyonluğu Kupası olan bir takımı eleyip gruplara kalma başarısı gösterdik. Bununla da yetinmeyip grupta içeride bütün maçlarımızı kazanıp bir üst tura çıkma başarısı gösterdik. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Şu anda bir hedefimiz kaldı. Tabii burada daha iyi mücadele etmek isterdik. Şartlar bazen ona el vermiyor ama ben sahadaki oyuncularımın gösterdiği efordan ve istekten dolayı onlarla bir kez daha gurur duyuyorum. Çukurova Basketbol ise Beşiktaş'ı 77-66 mağlup ederek yarı finale çıktı. Bu maçta gayet iyi oynadık. Çukurova son derece iyi bir takım ama biz de elimizden geleni yaptık. 40 dakikalık bir mücadele ortaya koyduk. Bu maçtan biz ancak pozitif sonuçlar alabiliriz. Çünkü son ana kadar savaştık ve iyi bir maç çıkarttık. Yani gerçekten takıma ben gerek devre arasında gerek de maçın sonunda tebrik ettim. Çünkü gerçekten ellerinden geleni yaptı takımımız. Tabii karşılarının daha fazla rotasyon şansı vardı. Bizim çok fazla rotasyon şansımız yoktu. Belki de kenardaki oyunculara bu yanlış anlaşılacak kenardaki oyuncular ama onlara bu sene için çok fazla şans veremedim. Şans verdiğimiz oyunculardan 4 tanesi burada yoktu maalesef bugün. Birisi liseler şampiyonası, birisi başka problemlerden dolayı rotasyonumuz yoktu. Ama gerçekten takımımız elinden geleni yaptı. Zaten güzel bir maç olacağını, zor bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Ona göre hazırlanmıştık. Kupa maçları her zaman farklıdır.
Biz de ona göre hazırlanıp sahada ona göre mücadelemizi verdik. Zaman zaman hatalar yaptık. Ama kırılma anlarında işte o hataları yapıp karşı takımın umutlanmasına izin verdik. Yine de bu umudu kurmak için iyi bir mücadele sergiledik. Saat 19.45'te Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması oynanacak. Perşembe günü yarı final müsabakalarının oynanacağı kupada final heyecanı ise 2 Mart Cumartesi günü yaşanacak. Şanlıurfa Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası tarafından 1-7 Mart Muhasebeciler Haftası etkinlikleri kapsamında halı saha futbol turnuvası düzenlendi. Aynen gördüğünüz gibi işte biz de meslek işi 1-7 Mart etkinliklerinde meslektaşlarımız arasında futbol turnuvası falan düzenledik. 3-4 gün sürecek olan futbol turnuvasından sonra bizim Allah kısmet ederse Cuma günü kahvaltı toplantımızda sizinle katılabileceğiniz bir basın toplantısına Vali Bey'in ziyareti. Ondan sonra iade-i ziyaretleri kabul ederek o arkadaşlarımızı, bazı kamu kurum kuruluşları ziyaret ettikten sonra da biz 1-7 Mart haftasını dolu dolu inşallah kutlayacağız. Arkadaşlarla birlikte gördüğünüz gibi meslek mensuplarımız hepsi. Gençleri kendi turnuvalı, kendi meslek taşlarımız içerisinde turnuvayı falan düzenledi. Diğer kamu kurum kuruluşları da biz bu sefer kendilerini arkadaşlar böyle kabul ettiği için biz de kendi futbol turnuvamızı kendi aramızda yapmayı düşündük. 1-7 Mart dediğimiz zaman birinci aydan ayın 7'sine kadar bu etkinliklerimiz devam edecek. Ondan sonra da Allah kısmet ederse de işte az önce belirttiğim gibi bir kahvaltılı toplantıda, basın toplantısında da meslek sorunlarımızı dile getireceğiz. Öldürme! Bu haberle bültenimizi burada noktalıyoruz. Güneydoğu TV'den ayrılmıyorsunuz. Az sonra ortak canlı yayında Karaköprü Belediye Başkan Adayı Esum Saatçi Aslan bizlerle birlikte olacak. Bu programı da kaçırmamanız dileğiyle şimdilik hoşçakalın.